Buyursunlar ağalarım, hoş gelmişsiniz. Beğendinizse hemen bir loca açalım sizlere. Kadınımız da, içkimiz de boldu. Daha iyisini İstanbul'da bile bulamazsınız. Dur bakalım arkadaş, hemen boğuntuya getirme. Karı kız lafını boşta da talih oyunundan haber ver. Ya böyle buyurun o halde. Şöyle buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir rakı. Siz neden oynamıyorsunuz? Ben şansımı kendim yaratmaktan yanayım. Tek kart. Bakıyorum arkadaşınız eskisi kadar gülmüyor. Arkadaşınız para istiyor. Çakallara düpedüz yolunmaktaymışız da haberimiz yok. Sen kafayı tut. Cambaz takımıymış herifler. Yolunmuş kaza çevirdiler bizi. El birliğiyle sana para kazandırmalarını mı bekliyordun yoksa? Baba mirası değil, kaçak parası kumara bastığımız. Thank you.
Kapıları kilitleyin. Ay, ne duruyorsunuz? Hadi çabuk. Öpgeç. Ah. Jandarma evi sardı. Aşağıda kapıyı kırdılar. Pencereden çıkın, damlar birbirine yakın. Etrafı sarıyorlar. Hadi çabuk olun. Etrafımızı sarmaya çalışıyorlar. Altımızdaki hayvan da sıfırı tüketti. Köyde yolumu gözleyen 8 yaşında kızım var benim. Burada durup jandarmaya postu deldiremem. Binelim, savuşalım buradan. Götürebildiği yere kadar zorlayalım hayvanı. Zorlamayla olmaz. Hayvan ikimizi birden götüremez. Ne edeceksek çabuk karar ver öyleyse. Baksana herifler canımıza yumulmuşlar. Arkamızı sarmadılar da. Birimiz burada onları oyalarken öteki iki at bulur gelir. Kim gidecek? Doluyu bulan gider. Arkamızı sararlar. Sen gidiyorsun. Hadi. Gideceksen acele et biraz.
Ben dönene kadar dayanmaya çalış. Ne olursa olsun, mutlaka geleceğim. Kimin bu at? Babamın. Ya bu? O da. Çağır babanı. İki ata ne istersin? Bende satılacak hayvan yok. Benim de gevezelik edecek vaktim yok. Bedavaya kaptırmak istemiyorsan diyetini söyle. 800 lira. Ötekini de getir. Nerede arkadaşın? Gereği düşünüldü. Abuzeroğlu Şehmuz Şahin'in suçu sabit görüldüğünden Türk Ceza Kanunu'nun 224. maddesi gereğince 16 yıl ağır hapse mahkum edilmiş, hafifletici sebepler göz önüne alınarak cezası 9 yıla indirilmiştir. Size yeni bir arkadaş, boş yerlerden birine yerleştirme. Peki abi. Eyvallah. Tamam, çaylak düştü abiler, gırtlakları temizleyelim, geç otur. İlk defa yattığım her yatağı yadırgarım. İnşallah buna çabuk alışırım. Dur bakayım şöyle. Allah kurtarsın. Eksik olma abi, sağ ol. Recep, yap taze düşene bir tavşan kanı. Dibinde uyuz kedi gibi mi oturacaksın? Bostan beygiri gibi neden dolaşıldığını anlamaya çalışıyorum. Hareketsiz kalmamak, yağ bağlamamak için. Dün hayatımı kurtardın, sağ ol. Önce sen beni kurtardın ağam. Ödeştik. Benim adım Kerem. Ama çokluk serçe derler. Sen kolayına nasıl geliyorsa öyle söylersin. Benimki de Şehmuz, Kara Şehmuz. Hadi kalk da biraz dolaşalım. Şehmuz'a tahliyeci olmama 3 gün kaldı. 1,5 yıl dediğindeki sayılı gün geldi geçti işte. Sen de kolayladın sayılır. Şurada 10 ay mahpusluğun kaldı. Şık diye geçer. 8 yıldır içerideyim. Nasıl geçtiğini bir de bana sor. Buraya da o kadar alıştım ki dışarıda yapayalnız ne yapacağımı bilemem. Çıkınca kasabada seyyar bir köfteci dükkanı açar, senin çıkmanı beklerim. Buradan çıkınca arkana bakmadan uzaklaş.
Beni beklemeye de kalkma. Şeyh Muzak. Neden geldim? Şeyh Muzak kurtuldu nasıl olsa dedim. Bir iş yapacaksa bizi de yanına alır. İş her neyse birlikte yapılır artık dedim. Hadi ne duruyorsun? Ökkeş'i arıyorum. Hangi Ökkeş? Çandağlı Parlak Ökkeş. Yıllardır gördüğüm yok. Aradan bunca zaman geçti. Kim bilir nerelere savuşmuştur. Nerelere savuşabileceğini biliyorum. Elimden kurtulamaz. Sonuna kadar arayacağım. Vazgeç Şeyh Musa. Üç kuruş için değmez. Hissettiklerimi anlayamazsın serçe. Paranın peşinde değilim. Onu unuttum bile. 9 yıl, her gün, her saat, her saniye volta attığım her adım bana oynadığı oyunu düşündüm. Onu muhakkak bulacağım. Eğer canlısını bulamazsam mezarından, kemiklerinden hesabını soracağım. Paşa. Ökkeş'i, Parlak Ökkeş'i arıyorum. Ah Ökkeş ayırsızını hiç gördüğün mü var? Belki 6 yıldır bizim eve uğradığı yok. Bırak etrafa hizmet etmeyi de bizimle otur. Gözümüz gönlümüz açılsın biraz ha. Gel bakayım yavrum, otur dizimize şöyle de ha. İç şunu bakayım. Hadi bakayım. Hadi iç iç. İç yavrum, nazlanma. Şöyle dibine kadar. Çok güzel, aferin ha, dibo şöyle. Hoş geldin. Beni hatırladın demek. Hatırlamaz olur mu? Jandarma baskınının şenli, Ökkeş'in don paça damdan dama sıçraması hala gözümün önünde. O hadiseden sonra tekrar gördün mü Ökkeş? Nerede bizde öyle şans? Sırtında heybeyle para taşıyan adam Allah iki kere gönderir mi bize? Ne gördüm ne de bahsini duydum. Kalk bakalım güzelim. Patladın mı? Şimdi geliyorum. Kalk dedim, lafımı ikiletme. Sen yaylan aslanım. Hanımın işi bitince gelir. Çalımın bozulmadan kuyruğunu kıssan iyi olur yavrum. Bırak! Bırak onu elinden. Ölecek kadar yaşlı değilsin. Bu defa kayaya çarptın.
Şehmuz derler ona. Kara Şehmuz. Hiç duymadın mı? Kara Şehmuz mu? Kusura bakma. Seni tanımadı. Birlikte içer miyiz? İsmim Gaffar. Geçmiş olsun. Hapisten çıktığını duydum. Ökkeş'i arıyormuşsun. Hem zengin olmak hem de Ökkeş'i bulmak ister misin? Karşılık ne istersin? Bizimle beraber çalışmanı. Onlar var ya. Yetmez. Senin gibi biri lazım bana. Senden sonra büyük işler kurdu Ökkeş, zengin oldu. Soyacağımız yer de Ökkeş'in fabrikası. Senin gibi birini bulsaydım, şimdiye kadar çoktan basıp parayı almıştım. Ne dersin, yarı yarıya hisse veririm. Paradan hisse istemem. Ökkeş yeter bana. İşte geldik. Ökkeş'in bizim için sakladığı paraları düşündükçe deli oluyorum. Senin de intikam uğruna işin içine sığmıyor. Nere? Ökkeş ömrünü çiftlikte geçirir. Kampanya zamanı aydan aya uğrar fabrikaya. Malların mübayası için yüklü bir parayı da beraberinde getirir. Bankayla fabrika arasında kıstırıp parayı kusturmak lazım. Bir kere fabrikayı tuttu mu ağzımızı havaya açarız. Fabrika içinde Rüstem pehlivan olsan başa çıkamazsın. Ben buradan ayrılıyorum. Akşam anda buluşuruz. Tek başına davranmak yok. Anca beraber kanca beraber. Sözümü tekrarlamayı sevmem. İyi anlamadınsa Kerem'e sorarsın. Eden, at üstünde, hem de bir atışta. Bravo, çok güzel silah kullanıyorsunuz. Kimsiniz siz? Bir yabancı. Ne arıyorsunuz burada? Ökkeş isminde birini. Silah kullanmanızdan babamın arkadaşı olduğunuzu anlamalıydım. Şu tepenin arkasında evimiz. Kime sorsanız gösterir. İsterseniz ben sizi götüreyim. Sağ olun, ben kendim giderim. Çabuk silahımı getir. Thank you.
Merhaba. Dokuz yıl sonra arkadaşını böyle mi karşılayacaksın? Kusura bakma, şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Doğrusunu istersen ben de bir daha karşılaşacağımızı sanmıyordum. Kasabadan geçiyordum, senin burada olduğunu duyunca uğradım. İyi yaptın. Çok sevindim. Bilmeni istediğim bir sürü şey var. Gel. Güzel bir ev yapmışsın kendine. Evet. İnsan ihtiyarlayınca rahatını aramaya başlıyor. Eski deli fişeklik nerede? Görmeyeli 9 yıl oldu. Ne yaptın bunca zaman? Hapisten çıkalı 1 ay oluyor. Daha ne yapacağıma bir karar vermedim. Atları neden getirmediğimi merak etmişsindir herhalde. Kafayı çekecek bir yer bulup zamanı unuttuğunu düşündüm. Hayır. Yalnız atları hemen bulamadım. Çok uzaklara gitmem gerekti. Çaresiz kalıp geri döndüğümde jandarmanın her yanı sarmış olduğunu gördüm. Teslim olmam hiçbir şey değiştirmeyecekti. Altındaki at çatlayıncaya kadar uzaklaşmaktan başka çare yoktu. Sonunda sınırı geçtim, 2 yıl Suriye'de saklandım. Oh, merhaba. Demek babamı buldunuz. At üstünde tek bir atışla vurdu bunu. O mesafeden sen bile vuramazdın baba. Görsen müthiş bir şeydi. Nişancılıkta babamdan daha üstün birinin bulunduğuna inanmazdım. Ama siz babamı geçtiniz. Rahatsız olmayın lütfen. Ben şimdi üstümü değiştirip geliyorum. Misafirimize herhalde yemeği yağlı koyarsınız babacığım. Yoksa anlattıklarıma inanmadın mı? İnandım. Hem inanmasam ne değişir? Neyin varsa yarısı senin sayılır. Para, mal, arazi, ne istersen veririm. Tabii kızım hariç. Kızını çok mu seviyorsun? Hı hı. Çok kalacak mısınız burada? Hayır. Yarın 1-2 küçük işim var. Halledince Adana'ya geçeceğim. Ama yarın bütün resmi daireler kapalı. Kasabanın kurtuluş günü olduğunu bilmiyor musunuz? Sahi, öyle ya. Çaresiz birkaç gün daha kalacaksın. O halde yarın akşam baloya muhakkak gelmelisiniz. Korkmayın, sizi eğlendiririz. Geleceksiniz değil mi? Tabii gelecek. Bu kadar güzel bir kızın daveti reddedilir mi hiç? Teşekkür ederim. Gelmeye çalışacağım. Oh, vakit de hayli geçmiş. Hadi bakalım Suna, yatma zamanın geldi. İyi geceler babacığım. Sana da kızım. İyi geceler. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ben... İyi geceler. Bize baş olacak dedik ama bu kadar da uzun boylu değil. Nereye gittiğini bilmek hakkımdır. Onca yolu boşuna mı teptik? Neredeydin? Yarın kasabanın kurtuluş günü. Bize ne bundan? Bankada, fabrikada kapalı. Peki, ne olacak şimdi? Bekleyeceğiz. Thank you.
sıcaktan bunaldım. Oturalım istersen. Hay kız. Ne haber Serçe? Keyifler nasıl? Sayende eğleniyoruz Şehmuz ağa. Eğer her gece böyle şenlik varsa daha bir ay bekleriz Şehmuz ağamızın keyfini. Buraya iş yapmaya geldik, zevk etmeye değil. Sıkıldınsa otele git. Kimsenin neşesini bozma. Kim bunlar? Nereden buldun bu herifleri? Senin gibileri her zaman bulmak kolay mı? Şimdilik bunlarla idare ediyoruz işte. Deminden beri sizi arıyorum. Sıkılıp kaçtınız diye o kadar korktum ki. Sıkıldım ama kaçamazdım. Biraz hava almak istedim. Söğütlere kadar yürüyelim. Yürüyelim. Temiz havaya benim de ihtiyacım var. Buraya tekrar gelmeyi düşünüyor musunuz? İki gün önce bana bu suali birisi sorsaydı hayır derdim. Ama şimdi... Ama şimdi? Şimdi artık beni buraya bağlayan çok şey var. Doğup büyüdüğüm yerde böyle güzellikler yoktu. Hayatım boyunca sürekli bir kavganın içinde yaşadım. Dövüşmekten, kaçmaktan vakit bulup yeryüzünün insanı yücelten hazlarından hiçbirini tadamadım. Kibar bir insan sayılmam. Sana bunları söylemeye hakkım yok ama elimde değil. Sende bir erkeği mesut edebilecek çok şey var. Beni bekler misin? Hemen cevap verme. İyice düşün. Düşünmeme lüzum yok. Ne kadar istersen beklerim seni. Gitmem lazım. Babam yokluğumu fark ederse çok kızar. Suna. Sana verebileceğim şu zavallı kolyeden başka bir şeyim yok. Anamdan kalan tek hatıra. Takarsan sevinirim. Gece kasabada kalıyoruz. Babam neredeyse sızar. Burada olursanız herkes uyuduktan sonra gelirim. Thank you.
gün mektup yazarım sana. Adana'da hangi adrese yazayım? Adana'ya gitmiyorum. Gitmelisin. Benim yüzümden, işlerinden olma. İşim gücüm yok benim. Hapisten yeni çıktım. Ben kanun dışı işlerle hayatımı kazanırım. Gece konuştuklarımızın üzerine hayal kurmaya kalkma. Söylediklerimin hepsi yalandı. Yalan mı? Evet, yalan. Hepsi mi? Hepsi. Sen ihfale edilince baban aldatılmanın acısını anlayacaktır. Benim istediğim de bu zaten. Ya kolye? Dün gece satıcı bir kadından aldım. Hemen cevap istiyor. Babam sizin için korkunç planlar hazırlıyor. Öğrenmek istiyorsan Kuru Köprü'nün civarındaki boğazı bekliyorum, Suna. Cevap yazacak mısın? Hayır, hemen geleceğimi söyle. Peki. Gitme ağam, belki de bir tuzaktır. Gönül meselelerine ayıracak vaktimiz kalmadı. Ökkeş neredeyse bankanın yolunu tutar. Bankanın açılmasına daha 2 saat var. O zamana kadar dönerim. Bu işle ilgili bir haber verecek bana. Her ihtimale karşı dağılın. Saat tam 9'da yol ayrımında buluşuruz. Davranma Şemmuz! Yapacağını yaptın. Şimdi sıra bende. Ara şunun üstünü. Şemmuz bu. Neyi nereye saklayacağı hiç belli olmaz. Thank you.
buraya neden geldiğini biliyorum. Ama kızımı bu işe karıştırmayacaktın. Ustalığını kim söylemeyecek bana? Tabanca değil, taş bile tutamazsın bu parmaklarla artık. Seni öldüreceğim. Öldürelim mi? Hayır! Can çekişe çekişe gebersin köpek! Ettiler bize. Ben sana demiştim. Üzülme. Kaç kişi olsalar haklarından geliriz ikimiz. İkimiz. İkimiz elbet. Evvelallah.
Çokkeş! Arkana dönme sakın! At elinden silah! Bana yaptığın pis bir kancıklık yüzünden çok adam öldü. Ben ettiğin bütün rezillikler unutmaya hazırım. Canını bağışlıyorum. Para da, mal da senin olsun. Yalnız bir şartım var. Nedir? Kızını istiyorum. Kabul mü? Kabul olmaz mı Şehmuz kardeşim? Şimdiye kadar hata ettim. Senden iyi damat nereden bulurum? Hey davarlar! Davarlar ne duruyorsunuz? İndirin silahlarınızı! Hey yaklaşın! Yaklaşın da yeni efendinizi tanıyın. Sizin de benim de efendimiz. Dağların kartalı Kara Şehmuz. Davranma köpek! Haline bakmadan bir de kızımı istiyorsun. Ulan ben onu dadılarla büyüttüm, mekteplerde okuttum. Senin gibi pis bir katile vermek için mi? Yakalayın şunu! Çıkın içeri. Yarın sabah kasabaya götürür, kumandana teslim edersiniz. Baba, ne yapacaksın ona? Ben mi? Hiç. Ama kanundan yakasını kurtaramaz. Ondan neden nefret ettiğini biliyorum. Ama en az onun kadar sen de suçlusun. Soygunu beraber yaptınız. Ya. Eski işleri öğrendin demek. Bari iftihar ettin mi babanla? Ne isterse söylesin, kimseyi inandıramaz. Hem zaman aşımına uğradı o işler. Hı. Olduğum yere gelene kadar çok eziyet çektim. Şerefine dağlar kartalı Kara Şehmuz. Geberince mezarında da gelip böyle keyifli içeceğim. Hayrola? Yemek getirdim. Bana mı? Babam gönderdi Şehmuz Bey için. Ver bakayım. Dokunma, çorba dökülecek. Çocuğunu taşıyorum. Daha önce niye söylemedin? Ne bileyim, çekindim. Belki istemezsin diye korktum. Yine çocuk ha! Bakalım babam bu işe ne diyecek? Bırak, bırak beni! Ne diyorum sana? Ölmeyeceksin! Mahkemede suçsuz olduğunu anlaşılacak Şehmuz! Yürü diyorum sana, yürü! Şehmuz! Yürü sana! Şehmuz! Thank you.
mu söyledikleri? Doğru. Seviyorum onu. Karnımda taşıdığım çocuktan da gurur duyuyorum. Şimdi istersen öldür beni. Kaya, hadi sen işinin başına. Oh.